Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi, Orta Doğu'da Yeni Düzen. ABD'nin ünlü Foreign Affairs dergisi, Çin'in 10 Mart'ta Suudi Arabistan-İran barışını sağlamasını Orta Doğu'da yeni bir düzen mi başlığıyla inceledi. Analiz özetle İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasının bölgeyi dönüştürebileceği potansiyeli üzerinde duruyor. Haklılar çünkü İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması daha şimdiden bölgeyi dönüştürmeye başladı ve evet Orta Doğu'da yeni bir düzen kuruluyor. Çin barışı. İran ve Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan'da İran'ın müttefikleriyle normalleşmeye başladı. 1. İran ve kuvvet deniz sınırının belirlenmesi için müzakereye başladı. Kuvvet resmi haber ajansı Kuna'nın haberine göre müzakereleri Kuvvet Dışişleri Bakan Yardımcısı Mansur El Uteybi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rıza Necefi'nin başkanlık ettikleri hukuk komisyonları yürütüyor. 2. Bahreyn ve İran ilişkiler normalleştirme konusunda doğrulan ikili görüşmelere başladı. 3. Suudi Arabistan'la Suriye diplomatik ilişkileri başlatıyor. Suudi Arabistan merkezli El İhbariye kanalı, iki ülke yetkililerinin konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlaması için görüşmelere başladığını duyurdu. Özetle Çin barışı sadece 15 gün içinde Orta Doğu'da 3 yeni normalleşmeye olumlu etki yaptı. İsrail'in endişesi. Çin barışının bölgeye dolaylı etkileri de var. 4. ABD'nin Wall Street Journal gazetesi Çin'in bu yıl içinde İran'la körfez ülkelerini Pekin'de bir araya getireceğini yazdı. Sürpriz olmaz, zira Çin lideri Xi Jinping ile Rusya lideri Vladimir Putin 21 Mart'ta imzaladığı tarihi ortak bildiri de buna işaret eden bir hedef var. İki ülke Basra Körfezi bölgesi için kolektif güvenlik mimarisi oluşturulmasını savunuyor. 5. Arap ülkeleriyle İsrail'in normalleştirilen İbrahim anlaşmaları pratikte ABD'nin İran'a karşı İsrail Arap ittifakı kurma projesiydi. İsrail bazı Arap ülkeleriyle anlaşmayı imzalamış, Suudi Arabistan'la da normalleşmeye çalışıyordu. Suudi Arabistan'ın İran'la normalleşmesi İran'a karşı İsrail-Suudi ittifakı hedefi boşa düşürdü. Ama daha somutu şu. Netanyahu hükümetinin Filistin'e operasyonları artık Körfez ülkelerinin daha çok radarına giriyor. Nitekim Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü de bunu görerek şu uyarıda bulunuyor. İsrail, Filistin sahasında gerilim devam ederse, İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin seyrinde bir duraklama ve hatta İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin seyrinde bir duraklama ve hatta İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki resmi balayından geri çekilme, diğer bir deyişle normalleşme sürecinin durması olası. ABD'ye tarihi meydan okuma. ABD yetkilileri de medyası da ilk günlerde Çin'in İran-Suudi barışını sağlamasını küçümseyerek yok sayan bir tutum izliyordu. Ancak yavaş yavaş bunun ne anlama geldiği gerçeğiyle yüzleşmeye başladılar. ABD'nin ünlü dış politika dergileri kendi kalemize gol attıktan ABD'ye tarihi meydan okumaya kadar değişik tonlarda olayı değerlendirmeye başladılar. Evet, kısacası kaçınılmaz bir şekilde Orta Doğu'da yeni bir düzen inşa olmaya başladı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.